Go clutch, go clutch. Okay guys, thanks for play. Good night. Geç oynayacağız lan. Yok oğlum, ben yatacağım, geç oldu ya. Yarın oynarız. Sen oyna istiyorsun. Yok ya, yatarım ben de. Adamlar iyiymiş zaten, baksana. Son zamanlarda rapor ettiğin bir ya da birden fazla oyuncu suçlu bulundu ve resmi CSGO sunucularından kalıcı olarak yasaklandı. CSGO topluluğuna yardım ettiğin için teşekkür ederiz. Topluluğunuzun anasının... Sizin ben topluluğunuzun sülalesini... Topluluğunuzun ağzına sıçayım. Sizin gibi topluluğun ben... Hayatını sikeyim. Orası bu çocukları. Toplulukmuş. Ulan. Bak, sövmeye başladım. Drop girdi bak yayına o an. Sövdüm bir an. Frame drop oldu yayında bak. Sinirlendim. Ulan arkadaş, kimde beyin var ya? Kimde var ya? Ulan oyun nerede oynarsın? Nerede oynarsın oyunu? Nerede oynarsın? Bana bir söylesene. Ya public server'da oynarsın. Salak sulak gidersin böyle. Ne bileyim. Orada da hile açanlar olur. Kavga edenler olur. Saçma sapan banlarlar seni falan filan. Public server'da eğlencesini oynarsın, değil mi? Şu counter'ı. Ya bir takım kurarsın. Türkiye'de ya da böyle oyunun gelişmediği başka bir ülkede. Takımını kurarsın. Takımında ya başarılı olursunuz, ya orta seviye olursunuz, ya başarısız olursunuz kendi çevrenizde, ülkenizde. Değil mi? Ya böyle oynarsın. Gibi durumda da baktığın zaman yani ortada bir profesyonellik olmaz. Çünkü Türkiye'deki oyunun seviyesi belli. Yani yine iyi bir oyuncuyu tatmin edecek bir seviye değil, değil mi? Yani abi, ona rağmen o seviyede bile, yani Türkiye'deki takımlarda bile hilesini açan, işte kavgasını eden, saçma sapan tartışmalar, her türlü makrosu, trigger'ı, ne bileyim aim lock'u kullanan gerizekalılar, özellikle kızlar bile, yani Türkiye'deki oyunculardan çoğu ülkede de böyle, yani Türkiye gibi oyunun gelişmediği. Yani sen tutup da bu seviyede de zevk alarak oynayamazsın oyunu. Hadi bunu geçtim. Gidiyorsun diyelim ki dünyanın en iyi takımda oynuyorsun, tamam mı? Ya abi, o takımda bile alayı hile. O seviyede bile. Yani şu videoda zaten adam güzel bir derleme yapmış. Ben size videonun linkini chatten attım. Yani en üst seviyedeki, artık profesyonel dediğin, en iyi oynayan oyuncular dediğin seviyede bile bu kadar çok hile kullanan varsa, bu oyunu nerede oynayacak bu insanlar? Bu oyunu nerede oynayacaklar? Yani düşün, sen iyi bir oyuncusun, atıyorum get right'sın, tamam mı? Hayatını vermişsin. Para da kazanıyorsun o oyundan. Takımınla karşı takım arasındaki farkı belirleyebilmek için kendini geliştiriyorsun. Takımınla olan uyumunu geliştiriyorsun. Ondan sonra gidiyorsun. İşte saatlerce çalışıyorsun, emek veriyorsun. Pratik yapıyorsun, kafana takıyorsun. Psikolojik olarak bir yükün altına giriyorsun. Herhangi bir profesyonel oyuncudan bahsediyorum. Ondan sonra karşısına geliyor
Bir tane yavşak, profesyonel diye geçinen, açmış hileyi, aim lock. Vuruyor bunu. Kafasına kafasına vuruyor ve ban yemiyor. Neden? Çünkü sektör. Neden? Çünkü insanlar oyuncuları seviyor. Neden? Çünkü oyuncular bu sektöre para kazandırıyor, hile de olsalar. Ondan dolayı çoğu ban yemiyor. Aynı şekilde bundan yaklaşık 10 yıl önce mi, 20 yıl önce mi, 30 yıl önce mi olmuş bir olay NBA'de. Belki hala devam ediyordur. Belgeseli vardı. Belgeselini izlemiştim televizyonda. Adamlar maçı yönetiyor, hakemler. Daha doğrusu şöyle anlatayım. Yeni hakem olmuş bir insan var NBA'de. Yeni hakemliğe başlamış. Maçı yönetiyor şimdi iki takım arasındaki. Sürekli doğru kararlar veriyor. Sürekli hani objektif olarak hangi takım ne yaptıysa düdüğü gerektiği zaman çalıyor. Ya da hangi oyuncu ne yaptıysa. Bir maç geçiyor, iki maç geçiyor. Artık bu adamı sıkıştırmaya başlıyorlar hakem komitesinden. Sen diyorlar şu takıma ya da şu oyuncuya az düdük çalacaksın. Bu oyunculara torpil yapacaksın resmen. Resmen yoksa seni çıkartacağız hakemlikten diyorlar. Ve öğreniyor ki bütün hakemler böyle. NBA'de oynanan maçlarda. Bütün hakemler böyle, bütün maçlar böyle, bütün maçlar şikeli. Çünkü atıyorum X oyuncusu var, insanlar o oyuncuyu seviyor, insanlar o takımı seviyor. Daha çok seviyor daha doğrusu, daha çok takipçisi var. Onları mutlu etmek için, onları daha çok bağlamak için kalabalık kitleyi, o oyuncuları daha da büyütüyorlar kitlenin gözünde. Ve başarılı, daha da başarılı hale getiriyorlar bu şekilde. Sonra bu adam işte iddia oynuyor, bet oynuyor. Maçların sonucunu bildiği için, hangi takıma daha az düdük çalınacağını bildiği için iddia oynuyor falan filan. Tutturuyor her seferinde de. Sonra bir tane arkadaşı işte öğreniyor, arkadaşıyla oynuyorlar falan. Arkadaşı da bir mafyalara falan anlatıyor bunu. Mafyalar buna zorla işte maç söyletiyor, hangi maçı kim kazanacak falan. Oradan ele veriyorlar yakayı. Zamanla ortaya çıkıyor vesaire. Belgeseli var dediğim gibi. Şimdi aynı olay. Yani zamanında NBA'de olan bu olayın aynısı şu an Kansas City'de oluyor işte. En üst ligde, en profesyonel ligde adamlar hile kullanıyor ve banlanmıyor. Aa bak chat'te var videosu işte al hepsini. Hepsinin videosu chat'te. Hatta hepsinin demeyeyim. Bu videodakiler bir kısmı yani. Videoda olmayanlar da var. En az 2-3 katı. Yani hal böyleyken biraz komik. Yani şu oyunu oynayıp da bir şeyler umut etmek ya da bir hedefler koymak ya da oynamak biraz komik. Ben açıkçası artık oynamıyorum. Ben yayın yaptığım için sizle oynuyorum yani. Normal şartlar altında Counter'a girmem daha fazla. Sırf yayına aktarabilmek için sizleri izleyin diye giriyorum işte böyle ara sıra. Hiçbir kategoride, hiçbir seviyede oynamanın mantığı yok bu oyunu. Düşüncelerim bu şekilde arkadaşlar. Neyse, sizin de başınızı arttım. Başka yayınlarda, başka akışlarda birlikte oluruz. Hepinize iyi uykular.